İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün öncelikle sohbetime başlamadan hemen önce şunu söylemek istiyorum. Epeydir söylemiyorum çünkü bunu ama son günlerde yaşadığımız bir iki olay nedeniyle bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Bu YouTube kanalını korumak, güçlendirmek sizin elinizde. Bunun için özellikle tekrar rica ediyorum. Hem abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim hem de izlediğiniz gibi beğeniyorsanız beğeni tuşunu mutlaka dokunarak oraya. Beğenmiyorsanız tabii beğenmediğinizi hem yorumlarınızda hem de bu butona basarak ifade etmenizi rica ediyorum. Ayrıca eğer beğeniyorsanız ve bu konuşmaların başkaları tarafından da dinlenmesi sizin için de iyi olur diye düşünüyorsanız lütfen sosyal medya hesaplarınızdan paylaşınız diyorum. Şu anda 66 bini bulduk. Ancak epidir söylemiyorum. Nereden tekrar aklıma geldi? Biliyorsunuz iki gazeteci arkadaşımıza bir siber saldırı yapıldı. İktidarın hoşuna gitmeyen bir haberi yayınladıkları için iki gazetecinin hesapları bir şekilde hacklendi. Fakat öyle bir işlem yapıldı ki Vodafone ve Turkcell'in içine girmeden yani onlarla ortak hareket etmeden yapılamayacak bir hackleme. Çünkü bütün telefon kayıtları, şifreler hepsi ele geçirilmiş. Yani bu şu demek, bizim bu sosyal medya çabalarımızın da her an sona erdirebilirler. Bizi bu konuda da uzak tutmaya çalışabilirler. O halde buralar ne kadar güçlü olursa daha sonra hem buraları kurtarmak hem de bunun uluslararası alanda da gürültüsünü çıkarabilmek için bu desteğe çok ihtiyacımız var. Ayrıca çoğumuz artık bu kanallar üzerinden de hayatını geçindirmeye çalışıyor. Çünkü burada sizin hiçbir maddi bir külfetiniz olmadan burada yayınlanan bazı reklamlardan yayınlanabiliyorsa tabii oralardan küçük de olsa bir gelir elde ediliyor. Ancak son zamanlarda dikkatimi çeken bir şeyi söyleyeyim. Özellikle benim bu videolar yayına girdikten kısa bir süre sonra hemen reklam konusunda reklam alamaza düşürüyorlar. Nedenini bilemiyorum. Çünkü pek çok yerde yapılan konuşmaları yapıyorum. Burada suç yok. Tehlikeli bir şey söylemiyoruz, hakaret etmiyoruz ya da hani bir hakarete ya da sıkıntıya yol açacak konuşmalar da yapılmıyor. Ama bir bakıyorum kısa bir izlenmeden sonra sarıya düşüyor. Yani para kazanması şu anda engelleniyor. Çünkü reklam veren bunu kendi izleyicisi için sakıncalı görüyor gibi bir şey oluyor. Bunu tabii bilemiyorum. YouTube'da da bu sorunu halletmemiz gerektiğine inanıyorum. Belki pek çok kişinin başına geliyor. Bu yolla da sürekli şikayetçi olarak ya da sürekli spamler atarak engellemeye çalışıyorlar. Bu nedenle ne kadar güçlü olursa buradan bizim kazancımızın bir önemi yok. Zaten dediğim gibi şu anda hani çok küçük miktarlarda olabiliyor. O da olabildiği kadar. Ama önemli olan buraların yaşaması ve sesimizi duyurmamız. Bir iki üç dakikalık bu girişi yaptım. Kusura bakmayın. Şunu anlatmak istiyorum. Şimdi bakın. Videoların belki seyredilmesindeki düşme var. Onu da söyleyeyim. Onu da zannediyorum sebebi gelen bir takım mesajlardan anlıyorum. Şimdi 2,5 saat televizyonda konuşuyorum. Gazetede yazılarım var. Sonra bunların tekrarları var. Pek çok kişi zannediyorum benim bu YouTube kanalımın bana ait değil, başta Tele1 olmak üzere ekranlardaki konuşmalarımın YouTube'a aktarılmış hali olarak da düşünüyorlar. Hayır, şu izlediğiniz benim şahsi YouTube kanalım. Ve burada genellikle Tele1'de yaptığım konuşmaların ya da Korkusu'da yazdığım yazıların dışında konular seçmeye çabalıyorum. Tabii günümüz koşullarında öyle her yerde ayrı konularla karşınıza çıkmak pek mümkün olmuyor. Ama örneğin bugünkü konuşmam televizyonlarda henüz yapmadığım, henüz de yazısında yazmadığım bir konu olacak. Çünkü bana göre çok önemli bir konu. Maalesef birkaç muhalif gazete dahil bütün medya tarafından görünmedi. O da nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nde avukat Celal Çelik'in dün yani pazartesi günü itibariyle mahkemeye sunduğu bir uluslararası bilirkişi raporu. Nedir bu bilirkişi raporu? 17-25 Aralık'ta biliyorsunuz piyasaya bazı ses konuşmaları yansımıştı. Hani meşhur şu hani sıfırlama, babacım ne yapacağız, işte evleri sat, paraya çevir, şunun parasını öde falan gibi konuşmaların yapıldığı ya da işte tepsi içinde euroları gönder, aman askının içine paraları koy gibi konuşmalar.
O tarih itibariyle işte bunların hepsinin kurgu olduğu falan söylemiş. Şimdi konu ne? Celal Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın avukatı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na karşı AKP tarafından, daha doğrusu saray tarafından açılan bir davaya müdahil olurken, yani müvekkilini savunurken, savunma delilleri arasına bu 17-25 tapelerinde koymuştu. Fakat o tarihlerde bu tapeleri külliyen inkar eden iktidar, yani bunlar tamamen düzmecedir, bunlar montajdır, harflerden, hecelerden oluşturulmuş bir konuşmadır diyerek bunları reddediyordu ve mahkemede bu delillerin konması üzerine bir karşı dava tekrar açıldı ve avukat Celal Çelik'in Cumhurbaşkanı hakaret ettiği iddiasının yeni bir dava açıldı. Yani o avukatın müvekkilini savunmak üzere koymak istediği belge, bilgiler suç kabul edildi ve hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten ve görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı. İşte Celal Çelik geçen hafta Salı Pazartesi günü davamız var, yer yerinden oynayacak demişti. Zannediyorum bugünkü bazı muhalif gazeteler ve televizyonlar dahil, tabii medyanın yandaş tetikçi takımını tamamen hariç tutuyorum, pek çok kişi Celal Çelik'in bu tapeler doğru açıklamasını, canım o kadar da yer yerinden oynayacak bir şey değilmiş gibi algıladılar. Bakın, ısrarla ve altını çizerek söylüyorum. Son zamanlardaki en önemli haberdir bu. En önemli girişimdir. Bunun etkilerini belki bugün değil ama önümüzdeki günlerde göreceğiz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partileri bu konuya sahip çıkarlarsa Türkiye'de siyasetin çehresi bile değişebilir. Neden? Çünkü 17-25 Aralık gibi hem cemaatle mücadele, yani Fethullahçı terör örgütü haline getirilmiş olması cemaatin, hem arkasındaki 15 Temmuz darbe girişimi gibi yaşadığımız geceden sonra yaşadıklarımızın hepsinin temel milat tarihi 17-25 biliyorsunuz. 17-25 Aralık'ta ne olmuştu? 4 tane bakanın çocukları gözaltına alınmıştı. Bazı iş adamları, bazı müteahhitler hem ihalelere fesat karıştırdıkları hem de büyük bir rüşvet çarkı içinde oldukları gerekçesiyle. Ancak dönemin başbakanıydı o zaman Tayyip Erdoğan çok hızlı hareket ederek bütün polisleri ve savcıları ve hakimleri görevlerinden atarak soruşturmayı durdurmuş ve burada kendi hakkında çıkan bütün suçlamaları külliyen yalan olduğunu söylediği gibi hem cemaati bir numaralı düşman ilan etmiş ve arkasından da bunu bir tür terör örgütüne çevirerek bir mücadele başlatmış idi. Şimdi burada bir kere daha tekrarlamak istiyorum. 17-25 Aralık'ta cemaatin yaptığı operasyonun birinci ve temel amacı Tayyip Erdoğan iktidarını düşürmektir. Burada hiçbir kuşkum yok ve bunu gayet açıklıkla, gayet rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, 17-25 Aralık Tayyip Erdoğan hükümetini düşürmek üzere cemaatin düzenlediği bir operasyondur. Bir tür darbedir. Ama burada gözden kaçırılan şu, içerik doğru. İçeriğin doğru olduğu konusunda elimizde pek çok bulgu, bilgi, belge var. Nitekim işte Amerika'daki Halkbank davası da açıldıysa bu bilgilerin doğruluğu nedeniyle açılabildi. Her ne kadar iktidar onların hepsini cemaat operasyonu gibi söylese de dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir hukukçu bunu bu şekilde ele almıyor. Bunun hepsinin doğru olduğunu zaten kabul etmiş durumda dünya kamuoyu da. Ya da en azından devletler ve onların hukukçuları açısından bakarsak. Şimdi böyle bu değerlendirmeye bir de şunu bir kere söyleyeyim. Evet, 17-25 Aralık bir cemaat operasyonu olmakla beraber içeriği doğru bir, yani yolsuzluk iddiaları en azından ciddiye alınmak zorunda olan bir süreç. Şimdi burada şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Efendim cemaat yaptı. Böyle olunca ne oluyor? Doğru olup olmadığını bir kenara bırakıyor büyük bir kitle. Ve tabii iktidarın bunda büyük katkısı var ve baskısı var. Doğru olup olmadığı konuşulmadan yapan kim? Cemaat, o halde tümden reddedelim. Hayır, cemaat bu konuda bir komplo içine girip hükümeti devirmeye çabaladığı için cezalandırılır. Onun hakkında soruşturma açılır ama ortaya atılan iddiaların soruşturulması devam eder. İşte Türkiye'de kesilen buydu. Ve bunu kesme konusundaki en önemli argümanlardan biri cemaatin Tayyip Erdoğan'ın ve bazı hükümet yetkilileriyle aile çevresindeki kişilerin montajlanmış telefon konuşmalarını yaymaktı. Yani hemen olay sabahı o günün başbakanı olan Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da oğlunu araması, oğluna bir takım talimatlar vermesi ve oğlunun bu talimatları yerine getirdiğini söylemesi sanki
başka konuşmalardan hecelerle kelimeler kullanılarak düzenlenmiş, montajlanmış bir konuşma gibi sunuldu ve kamuoyu buna inandırılınca tabii diğer iddiaların da hepsi bir anlamda çökmüş olmamakla birlikte zihinlerde canım her şey bir tezgahmış haline getirildi. İşte Celal Şen'in başardığı o büyük rapor olayı burada çok önem kazanıyor. Çünkü aradan 6 yıl geçtikten sonra o konuşmaların birebir gerçek olduğu uluslararası bir kurul tarafından onaylandı. Bunun raporunu dağıttılar. Şimdi ismini buradan telaffuz edemeyebilirim. Meraklısı internetten rahatlıkla bulabilir ya da Celal Çelik'in ifadelerinden bulabilir. Kanıtlanmış durumda. Yani kanıtlanan şu, o konuşmalar birebir gerçek. Şimdi gerçek olması neyi değiştiriyor? Şunu değiştiriyor. Bunun üzerinden, bunun tamamen yani 17-25'in bir komplo, bir düzmece, bir montaj olduğu iddiaları fiilen çökmüş oluyor. Yani iktidara karşı muhalefet partileri, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere, bu konuyu yeniden açıp bu konunun üzerine gitmeleri halinde ben inanıyorum ki iktidarın kimyası bozulacaktır. Çünkü unutulmaya yüz tutmuş, hatta cemaat operasyonları nedeniyle bir yerde bir avantaja çevrilmiş olan 17-25 süreci, 17-25 miladı çöküyor ve buna dayanan iktidarın da bütün dengesi bozuluyor. Umutla ben de bekliyorum. Çünkü bu bir dönemin en karanlık olayı. Türkiye'nin başını dışarıda da çok ciddi sıkıntıya sokan, Amerika ile olan ilişkilerde Türkiye'nin aleyhine yani Tayyip Erdoğan'la yapılmış olan bir takım tuhaf ilişkilerin Türkiye'nin aleyhine kullanılması şeklinde tecelli eden bir durum var. Bütün bunların düzeltilmesi için bu 17-25 olayının bütün açıklığıyla ortaya çıkması gerekiyor. Ve bu işte dahli olan, bunu bir komploya çeviren ve iktidarı devirmek için darbe girişiminde bulunan cemaatçi kim varsa elbette cezalandırılır. Ama bugünün yeni bulgularının ışığında bu davanın tekrar açılması, bu soruşturmanın tekrar başlatılması ve sorumlularının da mutlaka cezalandırılması gerekiyor. Bence Celal Çelik'in yer yerinden oynayacak dediği ama şimdilik medyanın canım daha fare doğurdu gibi belki baktığı olay gerçekten yeri yerinden oynatacak çapta bir gelişmedir bana göre ve mutlaka değerlendirilmesi gerekir diyorum. Evet, bugünlük bu kadar. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hepinize iyilikler, esenlikler, hoşçakalın.